Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel taze fasulye yapacağım. Güzel fasulyelerim var, hiç kılçığım yok. Kılçığı olan arkadaşlar yanlarını bıçakla alabilir ya da şöyle bir ayıklama aparatıyla çıkartabilir. Benim birkaç ay önce çekmiş olduğum bir taze fasulye yemeğim vardı, orada göstermiştim. Bu çıkardığınız kılçıkları da çok güzel bir şekilde kızartarak dekor yapıp kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır cips gibi yiyebilirsiniz. Bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak ufak ufak doğruyoruz. Fasulyelerimizi ayıkladıktan sonra diğer işlemler ve yapılışı çok kolay arkadaşlar. Soğanlarımızı doğradıktan sonra da 3 adet domatesimiz var. Onları doğruyoruz. Evet arkadaşlar, geniş bir tabii ki fasulyelerimize yetecek kadar tenceremizin içerisine doğradığımız soğanları aldık. Şimdi fasulyelerimizi soğanlarımızın üzerine düz düz diziyoruz. Fasulyeleri kesmedim. Ne ortadan ikiye kestim ne onu da böldüm. Uzun uzun bu fasulyenin görüntüsü, servisi çok daha farklı oluyor ve lezzetli oluyor. Hiç karıştırmadan, su koymadan nefis bir şekilde bu fasulyelerimizi hazırlayacağız. Şimdi güzelce bunları diziyoruz. Evet, fasulyelerimizi dizdik. Şimdi sıra geldi bu doğradığımız domatesleri fasulyelerimizin üzerine boşaltmaya. Suyuyla beraber yemeğimize hiç su koymayacağız arkadaşlar. Domatesleri biraz şöyle yayıyorum. Soğanı alta koymamızın amacı su koymayacak olmamız. Şimdi hemen tuzumuzu ve kırmızı toz biberimizi de koyalım. Tuz sizin zevkinize bağlı. Ben 1,5 çay kaşığı kadar koydum. Bir yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber, paprika koydum. Şimdi yaklaşık bir 4-5 kaşık kadar zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı bol olsun arkadaşlar. Adı üstünde zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. Hemen ocağıma alıyorum. Fasulyelerimi ocağıma aldım. Son olarak da 1,5 tatlı kaşığı toz şeker koyuyorum. Bal gibi olacak. Çok lezzetli. Kapağımı kapatıyorum. Fokur fokur kaynayacak. Altını kısacağım. Göreceksiniz 20 dakikada, yarım saatte pamuk gibi çok güzel taze fasulyemiz pişmiş olacak. Soğanın suyu, domatesin suyu, fasulyenin suyuyla birlikte hiç su koymadan kendiliğinden yumuşayacak. Çok lezzetli, değişik güzel sunumlu bir fasulye olacak. Bakın arkadaşlar, fasulyem çok güzel fokur fokur kaynamaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel sulandı. Çünkü domatesin ve soğanın ve fasulyenin kendi suyu var. Hiç su katmaya gerek yok. Su koymadan daha vitaminini öldürmeden, artı lezzetini de bozmadan. Çünkü su koyduğumuz zaman fasulye biraz sertleşebiliyor. Bu teknikle yaparsanız çok daha lezzetli bal gibi fasulyeler yersiniz. Şimdi ben altını kısıyorum. Bir 15-20 dakika kontrol ederek fasulyemi yumuşatıp pişireceğim. Sonra da servis edeceğim. Evet arkadaşlar, sadece 30 dakikada nefis taze fasulyemiz hazır oldu. Hiç su koymadığımız için sadece sebzelerin suyu ve zeytinyağıyla birlikte çok çabuk yumuşadı. O yüzden su koymadan pişirmekte fayda var. Taze fasulyeyi şimdi servis edelim. Biraz ılınsın, soğusun, servis edelim.
Evet, nefis taze fasulyem hazır. Sadece 30 dakikada hazırlandı arkadaşlar. Hiç kimse inanmaz. Çünkü taze fasulyeyi ben daha önce su koyarak pişirdiğimde neredeyse 1 saat, 1 saat 10 dakikada ancak yumuşuyordu. Tabii ki fasulyenin kalitesi de bunda önemli. Ama asıl sır bunun kendi suyuyla buharda pişmesi. İnanın yumuşacık pamuk gibi çok lezzetli ve güzel bir fasulye oldu. Tabağıma da bir tepsinin içerisinde çıkarttım. Eğer tabağı çıkartmak bu şekilde servis etmek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka tepsinin içerisine çıkarın. Çünkü yağı akıyor. Sakın aman sıkıntılı bir durum olmasın. Yağları aktığından dolayı size çevirme esnasında göstermeli ama az çok tahmin edebiliyorsunuzdur zannediyorum. Şimdi de size bu anlattığım fasulyemin yumuşaklığını göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten pamuk oldu. Tam bir pamuk oldu. O kadar yumuşak, o kadar güzel ve lezzetli. Anlatamam size. Ağzım da eriyor. Yarım saatte siz de lütfen fasulyenizi su koymadan bu yöntemle bir deneyin. Çok güzel fasulye yapacaksınız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu yöntemi denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki harika tarifte görüşmek üzere yani yarın. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.